Erkantan, kahpe rahip gitti, vaftiz ettikleri duruyor. Ruslar istediler diye Azerbaycanlı kardeşlerimizi öldürüleceklerini bile bile verenler, Yunanlı istedi diye adaları verenler, İngilizler istedi diye Musul'u Kerkük'ü verenler, rahip görünümlü ajan verildi diye ortalığı ayağa kaldırmaya gayret ediyorlar. Bu ifadeler ve yazının başlığı tweet gösteren Cihat Komut adlı dostuma ait. CHP ve malum zihniyet bu rahip görünümlü kahpe tutuklandığında da itiraz ediyorlardı. Şimdi de itiraz ediyorlar. Adam buz gibi ajan kışkırtıcı. Hemen şunu da ekleyelim. Beraat etmedi. Tam tersi suçlamalarla ilgili hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanmış, hapsedilmiş, suçu sabit görülmüş, cezası kesilmiştir. CHP burada hangi saftaydı? CHP ve adamları bu hadisede de evangelist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudilerle bir ve beraber oldular sürekli olarak Amerika tezlerine uygun olarak bu şerefsiz ajanı bir din adamı olarak tanımladılar. Olan bitenle ilgili bu şerefsiz ajan ve haydut devlet Amerika'yı değil de hala Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayabiliyorlar. Ne diyelim? Kahve rahip gitti, CHP yönetimi ise hala Türkiye'de duruyor. Amerika ve İsrail Kaşıkçı olayının neresinde? Cemal Kaşıkçı olayında Firavun'un devleti Amerika derinlerde işin sahibidir. İşin tam göbeğindedir. Cemal Kaşıkçı'nın susmasını, susturulmasını asıl evanjelist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler arzu etmekteydi. Yani Amerika ve İsrail. Çünkü bu meslektaşımız Amerika ve İsrail'in dolayısıyla Suudi Arabistan'ın Orta Doğu ve dünyadaki politikalarının iğrençliği hakkında özellikle Batı dünyasını ve Amerikan çevrelerini bilgilendiriyordu. Arap dünyası kadar Batılı çevreler de kendisinden etkileniyorlardı ilham alıyorlardı. Bu üzücü hadiseyle Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerine de bir bomba atılmıştır. Bu iki ülkeyi kavga ettirmek karşı karşıya getirmek de amaçlanmıştır. Amerika yardım etmek için değil, kafaları daha da karıştırmak için ortalardadır. Verdiği bütün o üzüntü fotoğrafları da koca bir yalandır. Son zamanlardaki Suudi Arabistan ile Amerika arasındaki laf kavgası ise tiyatrodur. Milleti kimler kazıklıyor? Muzun başkenti Anamur'dan muz üreticisi dostum Hasan Çatkaya aradı. Hepinize selam söylüyor ve Allah'a dua ediyor. Şu anda Anamur'da muz üreticisinde muzun kilosu 2,5-3 TL. Hasan Çatkaya diyor ki muzun satış fiyatı pazarlarda 5-6 TL normal. Hatta 7 TL bile kabul edilebilir. Bizler insanlara kar etmeyin demiyoruz ki. Zincir marketlerde ve pazarlardaki bunun dışındaki her türlü fiyat o kadar kazık demektir. Erkantan Takvim